Hocam sağlığı takip edenler sağlık şikayeti olmasa da aslında teknoloji yeniliklerinin ne kadar ileride olduğunu takip ediyorlar Kesinlikle. Sizin alandaki yenilikleri, gelişmeleri de izleyicilerimizle paylaşırsanız. Radyoterapideki gelişmeler o kadar çok hızlı oldu ki. Yaklaşık 20 yıl içerisinde bu 20 yıllık süre içerisinde cihazların gelişmesiyle birlikte teknoloji ilerlerken radyoterapi cihazlarının da teknolojisi ilerledi. Bununla birlikte hastalara uyguladığımız tedavileri daha yüksek dozlara çıkarabildik. Daha tümörü tamamen ortada kaldırıp tamamen sağlıklı hücreleri Korur hale geldik. Bunu daha önceki yıllarda yaptığımız tedaviyle akciğerin bulunduğu yere yakın kalp vardır. Arkadan geçen sinirler vardır boyundan. Medüle spinalis dediğimiz o zincir kemiklerinin arasından geçen sinirler onlar çok önemli. Yine yemek borusu, soluk borusu, yine oraya yakın olan kemik dokuları bizim tümöre vereceğimiz dozu kısıtlayan, Hayati organlardır. Bunları verirken e, tümörü ne kadar ortadan kaldırmaya çalışıyorsak çevresindeki sağlıklı organları da o kadar e, korumaya almak e, durumundayız. Geçmiş yıllardaki teknolojiyle e, biz bu sağlıklı organları korurken e, hastalıklı organa yüksek doz verebilecek tekniğimiz yoktu. Onun için e, diyelim ki hastaya 70 grey yani radyoterapinin üretilmesi, uygulanan ışın birimidir bu. E, 70 grey e, şimdi hastaya veriyorsak, o zaman yeri geldiğinde 45 greylerde kalıyorduk, 50 greylerde kalıyorduk. Bu ne demektir? Hastalığın tamamını ortadan kaldıramayacak pozisyonda oluyorduk. Onun için e, ha, yani hastalığı tamamen ortadan kaldıramadığımız için e, kemoterapi uygulanmaktaydı veya başka bir tedavi yapılmadan hastayı izleme almaktaydık. Çünkü şey, hedef şudur hastaya zarar vermeyeceksin tümörünü ortadan kaldıracaksın ama yaşamsal fonksiyonlarını da devam ettirmeye eğiliminde olacaksın. Şimdi yeni teknolojiyle tamamen tümörü ortadan kaldırıp çevresel sağlıklı organları da koruma almaktayız eee işte hasta 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl, 10 yıl yaşarken artık kalple ilgili problemlerle değil, yemek borusundaki tıkanıklıklardan dolayı yemek yiyememekle değil eee normal yaşantısına devam eder hale gelmiştir. Peki radyasyon onkoloji bölümü sizinle birlikte kocaman bir ekip. Oradaki e, nokta atışı tedavi dediğiniz diğer organlara zarar vermemek için oradaki şema aşaması nasıldır? Kimler görevde yer alıyor? O işlemi nasıl yapıyorlar diye bize bilgi verirseniz hocam. E, Avrasya Hastanesi radyoterapi bölümü ilk ruhsatlandırılmış özel hastanedir. E, yaklaşık 20 küsur yıldır hastalara hizmet vermekteyiz Ben de burada 15 yılımı bitirdim Tebrikler. Ee, bunun e, başından beri bu kadar süreç içerisindeki cihazların gelişimini de e, takip ettik e, o zaman yan etkileri de görüyorduk şimdiki yan etkileri de görüyoruz yanii e, dünya kadar fark farklı alanında Dağlar kadar fark var ama bizim Radyoterapi bir ekip işidir Bu ekibin içerisinde Radyoterapi teknikeri vardır Radyasyon fizikçisi vardır radyoterapi uzmanı vardır bir de bunların yönlendirmesini yapan e, ön banko e, ekip arkadaşlarımız vardır hasta gelir hasta bütün patoloji radyoloji raporları ile birlikte e, bize başvurur radyasyon onkolojisi doktoruna biz yapılması gereken tedaviyi e, şemasını belirleriz hastanın dosyası açılır daha sonra radyoterapi teknikeri, planlama bilgisayarı dediğimiz tomografi cihazında hastanın tümörünün bulunduğu yeri içine alacak şekilde planlama filmini çeker. Bu filmi çektikten sonra hastanın üzerine her gün aynı pozisyonda yatmasını sağlayacak işaretlemeler koyar. Üst, orta ve yanlarına bu işaretlemeler e, tedavinin başından sonuna kadar hastanın üzerinde kalır. Daha sonra bu plan Planlama tomografisi ile çektiğimiz görüntüler bizim e, radyasyon fizikçilerimizin bilgisayarına aktarılır ARIA sistemiyle radyasyon fizikçilerimiz de bunun üzerinde çalışır. Biz hastanın bütün kritik organ dediğimiz korunacak organ ve tümör e, dokularını ressam gibi böyle tek 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 çizeriz. Her hastanede sistem bu mudur sizin bölünüzde? Radyoterapi'de sistem mu? budur. Radyoterapi'de sistem budur ee, ve e, bu e, dokuları tek tek girdikten sonra biz radyasyon fizikçisi uzmanımıza deriz ki akciğer dozu şu kadar dozu alacak, e, medulla spinalis'in dozu bunun üzerine asla çıkmayacak, e, İşte yemek borusuşunun altında kalacak, İşte bunların tek tek e, Ortalama değer, değerlerinin şu kadar olacak, işte şu kadarı geçmeyecek diye e, bilgilendirmesini yapıyoruz. Daha sonra e, hastamıza bu fizik planlamalar yapılır. Bu planlamalar o planlama bilgisayarında simülasyon tekniği dediğimiz, yani cihazdaki e, ışınlı e, ışınlanacak bilgisayarın aynısı radyasyon fizikçilerimizin odasındaki bilgisayarda vardır. Buna göre e, cihazı sanki 360 derece döndürüyor gibi her alandan ışın veriliyor gibi e, doz e, planlamaları yapılır, doz volüm histogramları dediğimiz planlamalar yapılır. Ondan sonra biz radyasyon onkologları onun onayını veririz, tamam bu hasta için bu doz uygundur diye hasta bu e, bu şekilde e, ön hazırlığı bitmiş olur. Bu işlem e, yeri geldiğinde bazı hastalarda 7-8 saati, bazı hastalarda 3-4 saati bulur. Hastayı bu planlama yapıldıktan sonra bir gün sonrasına tedaviye alırız tedavisini yaparız. Bu yeni teknoloji cihazlarla hastaya bazen sadece 1 santim veya 2 santimli küçük tümörlerini de nokta atış dediğimiz sadece 1 doz veya 2 veya 3 dozlu, tedaviler yapmaktayız. Bazı hastalarımızı da 7 haftaya kadar süren tedaviler yapmaktayız. Yine hastalığın başka organlara yayılmasıyla yayıldığı durumlarda da 10 veya 5 seanslık tedaviler yapmaktayız. Bu tedavilerin sonuçlarında bittiğinde hastamıza epikriz dediğimiz bir rapor hazırlarız ve hastayı 3 aylık, 2 aylık, aylık kontrollere çağırırız ve hastamızın özellikle ilk 5 yıl bizim için çok önemlidir. 2 yıl çok önemli. Ondan sonra da 5 yıla kadar takiplerini düzenli olarak yaptırmaktayız.